gideriz gibi. Böyle bir ön hazırlıkla beraber şey yapıyoruz. Abi! Ya şimdi tabii ki çok yani 9 maç 27 puan yapıyor. Bizim aslında diğer yıllara baktığımızda son haftalarda hep önemli bir puan istatistikliğimizi yaşadık daha önce. Ancak sistemimizin, oyuncularımızın adapte olmasının, saha içeri uyumunun son haftalara doğru yansıması çok oluyor. Bunun skor desteği de sağlanması çok oldu. Geçen sene de, daha önceki senelerde bunu yaşadık. Tabii şimdi biraz daha alttayız. Geçen sene final oynamıştık. Bu sene biraz daha alttan kurtulma derdindeyiz. Bu tabii ki kolay olmayacak ama bunu başaracağımıza inanıyorum. Her maça kazanma adına çıkacağız. Kaybedeceğimiz çok fazla bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var. Belki bu iki hafta önce herkesin bizle ilgili düşünceleri farklıydı. Şu an tekrar düşüncelerini değiştirdik. Ama biz tabii sonuçta sahada güçlü olmak zorundayız. Saha içerisinde oyuncularımın en yüksek performansına çıkmasını istiyorum. Bununla ilgili tabii ki iki maçın göstergesi gol yemeden kazanılan iki galibiyet, 6 puan çok değerli ama yeterli mi? Değil. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii Ümraniye maçı 9 maçtan biri. Tabii her sonuç çıkabilir ama kazanmak tabii ki hedefimiz. Son haftalara avantajlı girme anlamında her maçı final gibi oynayıp her maçtan da 3 puan alma hedefindeyiz. İnşallah istediğimizi gerçekleştiririz. Yani iç saha dış saha çok bizim için fark etmeyecek. Yine orada kazanmaya gideceğiz. Son haftalara o istikrarı devam ettirirsek bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Ama takımın Ümraniyespor'un da gücünün farkındayız. Sezon başı da ben favori olarak gösterdiğim takımlardan biriydi. Hem kadro kalitesi hem hocaların iyi bir hocalara sahip olması, hocaya sahip olması o bir önemli bence. Ama ligde öyle bir lig ki herkes herkesi yenebiliyor. Belki tabii ki zor geçecek, çok zorlanacağımız maç olacak ama hedefimiz tabii ki kaybetmeden dönmek, kazanabilirsek de 3 puanla dönmek ki buna çok ihtiyacımız var. Bunu başaracağımıza inanıyorum.